bağımsız belediye başkan adayımızı küçük bir hatırlatma yaparak sizlere tanıtmak istiyorum. Kendisi Bitlislidir, hemşerimizdir, köylümüzdür. Kendisi devlet memurudur, emniyet teşkilatı içinde görev yapıyor. Kendisine özgüven duygularıyla Küçükçekmece'de belediye başkan adayı olarak içimizde kendisi tatmin etti. Biz de vatandaşlar olarak, hemşerileri olarak kendisine destek vereceğimizin sözünü verdi. Kendisi böyle bir kahvaltıyı organize etti. Bizleri bir araya topladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Böyle hemşerilerimizi bir araya getiren bağımsız belediye başkanı adayı Nesin Özçiçek'e çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yolunda aydın ve başarılı olur. Kendisi birkaç kelime söyleyerek plan ve projelerini bize hatırlatarak kendisine mikrofonu veriyorum. Hepinize tekrar hoş geldin diyorum. Öncelikle selamünaleyküm. Cenab-ı Allah sizleri başımızdan eksik etmesin inşallah. Bugün burada bizleri bir araya getiren dernek başkanımıza, dernek yönetimimize, aramızda bulunan muhtarlarımıza, keza Şemsettin Camii Dernek Başkanımıza, Kanara Mahallesi Muhtarımıza, Tevfik Çakmak Mahallesi Muhtarımıza, Ünder Derneği Başkanı Cemal Er Beyefendi'ye ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bugün burada bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerimize de ben teşekkürlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Allah çıktığımız bu yolda bizleri milletimize karşı mahcup etmesin istiyoruz. Cenab-ı Allah bizlere milletimize hizmet etme fırsatı vermesini diliyoruz. Böylelikle ben buradan siz kıymetli hemşehrilerimize şunları söylemek istiyorum. Küçükçekmece'miz gerçekten hizmete aç bir ilçemizdir. Bizler Küçükçekmece ilçemize hizmet etmek için yola çıkmış bulunmaktayız. Küçükçekmece ilçemiz hizmeti hak eden kozmopolit bir yapıya sahip 81 ilden ve ülkemizin her bir köşesinden nüfusa sahip bir ilçedir. İlçemizde bugün 805 bin nüfus bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 580 bin seçmeni olduğunu belirtmek isterim. Bugün bağımsız olarak çıkmış olduğumuz bu yolda nedenlerimiz vardır. İlçemizin ihtiyaçları vardır ve biz ilçemizin ihtiyaçlarına cevap vermek için yola çıktığımı siz kıymetli hemşehrilerimize ben bildirmek isterim. Bugün Küçükçekmece'nin ihtiyaçlarını sıraladığımızda öncelikle bir hususa değinmek isterim. Bu hususun birincisi 580 bin seçmenimizin geçmiş olduğumuz yakın seçim olan genel seçimlerde 580 bin seçmenin 80 binini biz sandığa gitmediğini gördük. Bu kararsız seçmenlerimizin yeni bir adaya ihtiyaç olduğu görülmüştür. Biz bunun gereği olarak yola çıkmış bulunmaktayız. İlçemize birçok güzel acil eylem planımızla gelmiş bulunmaktayız. Projelerimiz var, programlarımız var. Bu projelerimizi, programlarımızı biz hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Biz bunun sözünü veriyoruz. Evvela ilçemizin en önemli husus olan, ihtiyacı olan, ivedi şekilde gerçekleştirilmesi gereken hususu, projemizi ben çok çok durarak açıklamak istiyorum. Bu projemiz kentsel dönüşümdür. Maalesef ilçemizde uzun yıllardır görülmemiş, duyulmamış sakinlerimizin yapılarını inşa etme hiçbir adım atılmamış. Herkes kendi imkanıyla bir şeyler yapmak, kendi imkanıyla
binalarını, inşalarını yenilemek üzere yola çıkmaya çalıştığında maalesef yetersiz kalmaktadır. Küçükçekmece son yıllarda sadece %25 oranında kentsel dönüşüme girmiştir. Bu %75'lik kısım evvela depremi bize hatırlatmaktadır. Yarın burada bir deprem olduğu zaman bize hiç hoş bir tablo bırakmayacağını görmekteyiz. Biz Allah'ın izniyle göreve geldiğimiz takdirde evvela kentsel dönüşümden başlayarak sokak adaları projemizi hayata geçireceğiz. Sokak sokak yıkıp sokak sokak yenileyeceğiz ilçemizi. Bu hususta siz kıymetli hemşehrilerimi evvela kendinizi düşünmeye davet ediyorum. Çünkü bugün olduğu zaman bir sokakta bir baştan bir başa gitmemiz iyidir. Ne bir Allah korusun ne bir ambulans girebilir ne bir yardım ekibi gidebilir. Çok ucube bir yapılaşma var ilçemizde. Bizler evvela bu sorunu çözeceğiz. Bunun biz sözünü veriyoruz. Belediye olarak göreve geldiğimiz takdirde biz vatandaşımıza her türlü kolaylaştırıcı, her türlü sürdürülebilir ihtiyaçlarını kentsel dönüşüm noktasında hayata geçireceğiz. Bunun ben buradan sözünü vermiş olayım. İkinci bir husus, bugün ilçemizde çok sayıda gencimiz hayat şartlarının getirdiği zorluklardan ötürü maalesef evlenememektedir. Hayatlarını, yuvalarını kuramamaktadır. Biz göreve geldiğimiz takdirde hizmete açacağımız, ücretsiz yapacağımız düğün salonlarını gençlerimize tahsis edeceğiz. Düşük ve orta gelirli evlenme zorluğu çeken gençlerimize biz Allah'ın izniyle yardımcı olacağız. Bir ikinci husus, yine gençlerimizi düşünüyoruz. Gençlerimize biz aynı ve nakdi yardım yapacağız. Gençlerimizin yuvalarını kurmakta biz elimizi taşın altına koymak bildirmek istiyoruz. İlçemizi, insanımızı görmeyen kitleler vardır. Bu kitleler maalesef sadece belediye başkanı olup hizmet etme noktasında geri kalmaktadırlar. Bu yüzden bizler milletin direkt iradesi olarak herhangi bir partinin adayı değil de bağımsız olarak yola çıkmış bulunmaktayız. Bu hususta üretken bir belediye olması noktasında biz gayret göstereceğiz. Bu gayreti siz kıymetli hemşehrilerimizden de ben bekliyorum. Bugün biz yola çıktık. Biz kendimize evvela tabii ki güvendik. Fakat biz en çok da size güvendik. İnsanımıza güvendik. Eşimize, dostumuza, akrabamıza, bunun yanı sıra Küçükçekmece'li hemşehrilerimize güveniyoruz. Küçükçekmece'li hemşehrilerimizi buradan bir daha selamlıyorum. Küçükçekmece'li hemşehrilerimizi bizleri davet ediyorum. Bizim imkanımız belli başlı bazı kitleler gibi değildir. Partiler gibi değildir. Bizim imkanımız kısıtlıdır, kısıtlanmaktadır. Bu yüzden ben kıymetli hemşehrilerimi bize her türlü desteğe davet ediyorum. Şu anlamda ilçemizin gerçek manada hizmet görmesi için gerçek manada bütçesinin nerelere nasıl harcandığını bunun şeffaf bir şekilde denetlenmesi, halkın
halkımızın bu hususları irdelemesini istiyorum. Şeffaf bir yapıyla yöneteceğimiz belediye, Küçükçekmece Belediyesi kimindir? Halkındır, milletindir, Küçükçekmece'nindir. Bu doğrultuda Küçükçekmece'li hemşehrilerime buradan sesleniyorum ve bizleri desteğe davet ediyorum. Allah'ın izniyle bizler göreve geldiğimiz zaman makam kapılarını kaldıracağız. Bizler göreve geldiğimiz zaman milletimizle dirsek teması halinde olacağız. En iyi projelerle gerek sokakta gençlerimizin nasıl irdelendiği noktasında çalışmalarımız olacaktır. Gençlerimizin sokaklarda nasıl hareket ettiği hususunu aile çerçevesinde inceleyeceğiz. Bu hususta ben kıymetli hemşehrilerime şunu da izah etmek istiyorum. Çok güzel projelerimiz vardır. Çok güzel projelerle geliyoruz. Allah'ın izniyle bu projeleri biz milletimizin hizmetine sunacağız. Bunu buradan sözünü veriyoruz. Tekrar ben buradan siz kıymetli hemşehrilerime bizleri yalnız bırakmadığı için, bugünümüzde yanımda oldukları için, bizlere destekte bulundukları için ben çok teşekkür ediyorum. Sizden razı olsun. Ayaklarınızdan sağlık. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah'a emanet olun. Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten çıktığı yolda bizde de ona destek verdik. Şimdi bağımsız belediye başkanı adayını göz ardı etmemek lazım. Burada Küçükçekmece'de nüfusumuz nedir bilemiyoruz. Oy sayımız nedir bilemiyoruz. Bugüne kadar herhangi bir belediyenin bize belediye başkanlığı veya belediye başkan yardımcılığı teklifinde bulunduğunu hiç duymadık. Ama bizden bu dönemden sonra işte kendi kabuğumuzu kırıyoruz. Kendi kendimize buralarda kendimizi de yönetebilecek idare gençlerimizin çıktığını görüyoruz. Böyle gençleri bizler destekleyeceğiz. Bağımsız kazanmaz diye düşünmemek lazım. Bizler burada bu coğrafyada yaşıyoruz. Küçükçekmece'de oy sayımız nedir? Potansiyelimiz nedir? Gelecek seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde karşımıza neler çıkacağını görmemiz için biz bu dönem bağımsız belediye başkanımızı gerçekten her birimiz, bireylerimiz, komşularımızı, çevremizi oya teşvik edip oy sayımızın yüksek olduğunu gösterebilmemiz için cani gönülden çalışmamız lazım. Yani evde oturmak ayrı bir şeydir. Herkes kendi mahallesinde, kendi semtinde, oturduğu apartmanda, mahallede anlatarak bağımsız belediye başkanı adayının yapabileceği çok şeyler de vardır. Temsil ettiği toplumun oy sayısını, gücünü ortaya çıkartabilir. Bizim daha ileriye doğru dönemlerde tercih edilebilecek belediye başkanı, belediye başkan yardımcılığını üstlenebileceğimizi gösteriyor bize. Bizler geçmişte muhtarlıklarda azalıklardan başka herhangi bir görev almadık. Ama bakıyoruz ki içimizde özgüvenini almış, kendine güven duymuş insanlarımız çıkmaya başladı. Adaylar bir olur, iki olur. Bunun hiçbir sıkıntısı olmaz. Bizler elhamdülillah bu bölgelerde geniş aileleriz. Oy potansiyelimiz yüksektir. Tek kendi ailemizden oy alacağız değil. Burada Mardinlisi, Diyarbakır çeşitli insanların da oyunu alabilecek güce sahibiz. Onun için birbirlerimize, çıkan insanlarımıza herkes kendi gücüyle destek verirse inşallah başarılı olur. Sayın Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Bu çıktığı yolda inşallah güzel bir oylarla, güzel bir temsiliyetle bizi temsil eder. Biz de ondan onur ve gurur duyarız. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Tabii bir adı olarak Çekmece bölgesinde bir bağımsız belediye başkanı adayı olmak bir cesarettir. Bu cesaretle nail olup da yola çıkan kardeşimi ben tebrik ediyorum. Ayrıca bu kahvaltı vesilesiyle bizleri bir araya getirip bizlerle hasta olan
olduğu için, vesile olduğu için kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Değerli yeğenim, güzel kardeşim, yolun açık olsun. İnşallah kazanırsın. Aziz kardeşimin de buyurduğu gibi kazanmasak bile ki dileğimiz, Allah'tan dileğimiz kazanmaktır ama kazanmasak bile gelecek yıllarda gelsin, önün açıktır. Gelecek dönemlerde yolun açık olur. Hem milletvekili noktasında, hem de belediye başkanlığı, belediye başkan yardımcıları noktasında önün açık olmuş olur. Ayrıca bir Bitlisli, bir Bitlisli'nin yanında bir kur aldığının bir aday olması, belediye başkanı adayı olması bizim için bir gururdur, bir şereftir. İnşallah bu gurura ve şerefe de layık oluruz. Tek aday olması, belediye başkanı noktasında tek aday olması bizim için bir şanstır. Bu şansı bu sefer güzel bir şekilde değerlendirelim. Meclis üyeliklerine benzemiyor bu belediye başkanı adaylığıdır. Hani işte öbür aileden, bu aileden veya işte bir Bitlisli'nin herhangi bir ilçesinde bir aday değildir. Bitlisli'nin tümünü temsil etme noktasında yola çıkmış bir kardeşimizdir. Bu kardeşimize de gerektiği gibi desteği vermemiz icap eder. Gerek akrabaları olarak, gerek köylüleri olarak, gerek bir Bitlisli olarak bir görevimizdir. İnşallah bu görevi de icra eder. Kendisine de yardımcı oluruz. Tekrar söylüyorum, temennimiz kazanmaktır ama kazanmasak bile aziz kardeşimin de söylediği gibi gerçek oy potansiyelimizi burada çıkartmak ve geleceğe yönelik bir çalışma yapmak bizim için elzemdir. Bu doğrultuda çalışmalarına destek veriyoruz, bize destek veriyoruz. Bizim üstümüze de düşerse kendisini de esirgemeyeceğiz. Bundan da kendisini bilmesini istiyoruz. Çıkmış olduğu bu kutlu yolda ben başarılar diliyorum. Ayrıca genç olması da bizim için bir avantajdır. Önü açıktır. Kardeşim de sizin huzurunuzda ben kardeşimden de bir ricada bulmak istiyorum. Olur da, tekrar söylüyorum, tırnak içerisinde temelimiz kazanmaktır. Olur da kazandığın zaman diğer geçmiş siyasetçilerimiz gibi ben nasılsa kazandım artık işim göründüğü gibi bir şeye bölünme. Bu özel bir ricamdır. Gerçi özel ricam olmanın yanı sıra bütün milletimizin de temelisidir. Birçok siyasi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz yola çıktıklarında kazandığında en sıkanda bir işimiz düştüğünde, legal bir işimiz düştüğünde de veya şükürler olsun, bunu bu arada tırnak içine söylemiştik, senin işin düştüğünde Allah düşünmesiniz ama böyle her bir davranıp son noktada da en başta veya hiç görememesi gereken sürede bana oy mu verdiniz, destek mi verdiniz, bir işinizi yapayım veya bu işi benden bekliyorsunuz gibi söylemlerle cevapladılar. Gelmiş geçmiş bütün siyasi kardeşlerimiz, abilerimiz de hiçbir yere olmadı, kalmadı. İnşallah onlardan beklediğimiz hizmeti isyandan görürüz. Onlardan beklediğimiz saygıyı toplumuna, saygı derken toplumuna göstermiş olduğu, göstermesi gereken saygıyı senden görürüz. Buna da ihtiyacımız var. Bir un aldığı olarak Çekmece'de isim edilmiş ki muhtarımın da deyimi de 20 bin lise takımı eden bir seçmenimiz var. Ama bu seçmen içerisinde maalesef mevcut partiler içerisinde sadece bir meclis üyelikleriyle susturulduk veya işte razı olduk. Buna razı olmayıp bunun bir kademe daha üstüne çıkıp bir belediye başkanı adayı noktasında yola çıkmak çok önemlidir. Bu yolda da ben kardeşime teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bu vesileyle, davetli vesilesiyle bizleri bir araya getirdiğiniz için, bu kadar büyüklerim ve köylülerimle yüzleştiğiniz için de sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Büyüklerime ben saygılarımı sunuyorum. Sevgili akranlarıma da ben sevgilerimi sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Desteklerinizi daha bir bekliyoruz inşallah. Küçükçekmece'nin her noktasında adım izlerimiz var. Küçükçekmece'nin her noktasında izlerimiz var, ayak izlerimiz var. 40 senedir buradayız. Medeni cesaret göstermiş Nesim kardeşimiz buraya çıkmış. Var mısınız? Hep bir elden. Hepimiz destek verelim. Gerçek potansiyelimizi görelim. Herkes bir kişi daha ikna etsin. Bir komşusunu fazla değil. Sadece köylerimiz, akrabalarımız, hemşerilerimiz ve bir tane komşusunu ikna etsin. Biz o zaman gerçek görelim. Gerçek potansiyelimizi. Ben Nesim kardeşime çıkmış olduğu bu cesur yürek yolculukta başarılar diliyorum. Kendisine geç tanıdım ama babası mahallemizde esnaf, iki tane işletmesi var. Hem kırtasiye hem birbirine çekip mağazası var. Çok naif bir insan. Mahallemizin sevilen, belki en çok sevilen esnaflarından. Bu sebeple kendisine bir söz verdim bu sabah.
Yanındayım kardeşim. Yolun açık olsun. Biz Bulgaristan kökenli aileler çok var. Benzişatlarda ağırlıklı olarak. Yıllardır bir kısımlarla kardeşçe yaşayarak kenet bir yere geldiğimize inanıyorum. Bu kardeşliği de devam ettirmek için muhtar olsam da olmasam da yine aramızda olacağıma söz veriyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bu köylüler ve akrabalar Ernesim'i çıktığı yolda başarılı olmasını istiyorsa, buna kalben inanıyorsa yapacakları tek bir şey var. Bakın çevrenize bakın, siyasi çalışmalar yapılıyor bazı partiler tarafından. Bir belediye başkanı veya meclis üyesi veya muhtar adayı çarşıda pazarda dolaşınca peşinde bir ordu dolaşıyor. Ve bunların hiçbirinin bir bağı yok, bir kan bağı yok. Sadece ya parti birliği var ya rant birliği var. Ama bir birlik var orada. Bu birliği Nesip kardeşimizin etrafında toplamamız lazım. Demin Kadir kardeşim dedi ki herkes bir oy. Hayır, bir oy çok az. Herkes kendi çapında bir çevreye, bir dost, arkadaş çevresine sahip. Herkes 20 kişi ikna edebilir mi? Önemli değil mi? Peki, bu 20 bin nüfusu olan Ünallı köyü 20, her biri 20 kişi ikna etse çarpılma beyin ne çıkıyor ortaya? Şu var, netice şu. Eğer biz bu evladımıza, bu kardeşimize güveniyorsak, seviyorsak, bunu bir yerlere konumlandırıyorsak, mutlak surette etrafında kümelenip çalışmamız lazım, inanmamız lazım. Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa Allah'ın izniyle Rabbim de bazı yolları açacaktır. Nesim kardeşim bence bugün bu toplantıyı yapmakla ilk adımı atmış ve kazanmıştır. Allah'ın izniyle çıktığı yolda başarılar diliyoruz. Üzerimize düşen her ne varsa ilk günden beri söz verdim. O yüzden bu medeni cesareti gösterdiği şimdi bize düşen bir görev var. Ondan daha cesur davranarak onun arkasında bu caddelerde, bu sokaklarda durduğumuzu göstermemiz lazım. Rabbim muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun.